Burada Ercan kardeşim, Sayın Başkan, Mehmet, işte tanıdığım insanlar çok şey söylediler. Aslında bana göre bu bölgede çalıştığı konusu sapmıştır. Burada hemfikir olun. Çünkü herkes, özür dilerim, bir taraftan çekti. Çok özür diliyorum, Dolayısıyla gibi uzattı bu işi. Esas amaç nedir? Vizyon nedir? Sebep nedir? Olması gereken nedir? Kulüplerin durumları. Burada bir çalıştay var. Asım Hoca'ya şuradan teşekkür ediyorum. Bunu başlatmak önemliydi. Burada konuşulanlar hiç önemli değil. Sadece başlatmak önemliydi. Vizyonu koymak önemliydi. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan bu vizyonun arkasında durabilmek. Bu çalıştaya sahip çıkmak. Şimdi burada tahmin ediyorum 20-30 kişi var. Evet, 200 kişi de olabilirdi. Okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri, ne bileyim genel kaptanlar, başkanlar, hepsinin olması gerekiyordu. Bu çalıştay sadece bir su damlası, taş. Suya attık, dalga büyüyecek. Eğer bu dalga büyümezse bu çalıştayın hiçbir önemi yok. Ne sizin söylediğinizin, ne Alev'in söylediğinin, ne bileyim Asım hocaların burada yapmış oldukları çabalar, Köksüm'ün söylediği, ne bileyim hocamın anlattığı şeyler var, Recep abinin söyledikleri var. Teker teker saymaya gerek yok. Hepsi bir sorun. Ama sadece suya taş attık. Bu kadar. Evet. Teşekkür ederim. İlçe başkanımızın söylediği konuları onu da anlatmıştım. Ondan sonra gelenlerle ilgili onu kısaca tekrarlamak istiyorum. Planların Beykoz'da olmamasının dezavantaj gibi görüldüğü dönemde bizim için avantaj olduğunu burada anlatmıştım. Zira en bakir olan Beykoz'da bizim yaptığımız bu planlarda hemen hemen tüm mahallelerde spor tesis alanları koyduk planlara. Zaten bu hayata geçtiğinde tesis noktasında sorunun kendiliğinden çözüleceğini burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. Doğrudur, Beykoz Belediyesi olarak İstanbul'da 39 ilçe içerisinde tahakkuk eden gelirinin %12'si, yasanın verdiği %12'sini tamamını tek son kuruşuna kadar amatör spor kulüplerine veren ender belediyelerdeniz. Öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle mi Asma abi? Ender belediyelerdeniz nakdi olarak. Bunu da burada bir kere daha söylemek istiyorum. Ayrıca Beykoz Belediyesi olarak futbol merkezli konuşuldu burada. Beykoz Stadı'nın da zaten ihale sürecinde olduğunu, Futbol Federasyonu ile yaptığımız protokol çerçevesinde 6 milyon lira civarındaki maliyetinin Futbol Federasyonu tarafından karşılanacağını daha az önce söylemiştim. Ve Beykoz'da ihmal edilen çok önemli bir branş, atletizm branşı olduğunu ben çok kereler dile getirmiştim. Atletizm branşı ile ilgili Beykoz Stadı'nın yeni yapılan statta tartan pist olacak. Ayrıca Şahinkaya'daki, o da bakanlıktan izin çıktı, Şahinkaya'daki spor kompleksinde de tartan pist olacak. Yine belediye başkanımız Büyükşehir Belediyesi ile görüştü. Tarihi Beykoz Çayırı'nın etrafındaki yürüyüş yolunun da tartan pist olması noktasında bir girişimimiz oldu. Atletizmle ilgilenen çocuklarımızın özellikle çalışması için bir alan olacaktır. Beykoz Spor Camiası kamuoyu olarak, burada madem akademiden de bir arkadaşımız, hocamız var, spor camiası olarak bir duyarlılık çağrısında bulunmak istiyorum buradan. Her ne kadar ben de kamu görevlisi olsam, Marmara Üniversitesi de her ne kadar bir kamu kuruluşu da olsa, bunu söylemek lazım. Bu bizim boynumuzun borcudur. Şimdi Kanlıca Spor Kulübü'nün askeriyeden arazi devriyle ilgili bir sorun yaşandı. Biz de sorunun içerisinde yer aldık, destek de olduk. İlgili tüm arkadaşlarla. Tanju Çolak sonraki basın açıklamasında bunu inkar etse de biz gerçeği biliyorduk. Tanju Çolak oranın özel kendi spor okulunu açmak için uğraşmıştı ve son aşamaya gelmişti. Saha elden gidiyordu. Bizim girişimlerimizle bir duyarlılık örneği gösterdik. Birleştik. Gerçekten hani benim çocukluğumun filmindeki gibi Voltron'u oluşturduk adeta. Kanlıca Spor Kulübü'nün yerini kurtardık. Bir özel kişiye gitmesinden. Yani tabii ki kamuya ait orasıydı. Kamuya ait bir spor kulübünün kullanması gerekir dedik. Ve gerek basın girişimlerimizle, şahsi girişimlerimizle bunu bertaraf ettik. Şimdi başka bir sorun var. Bu önemli, bunu anlatmam lazım. Kamuoyunun bilmesi lazım. Anadolu Hisarı'ndaki Marmara Üniversitesi Spor Akademisi.
Marmara Üniversitesi Spor Akademisi onlarca yıl önce kurulmuş, bilim insanları ve spor adamları yetiştirmek için kurulmuş, spora destek olmak için kurulmuş bir kuruluş olmasına rağmen son yıllardaki yaklaşımları akıl alacak gibi değil. Oraya amatör spor kulüplerine gençleri, çocukları sokmamak için her yolu denediklerini artık ben iyice bir kanaat getirdim. Net. Beykozlular oradan yararlanmaması için, özellikle tırnak içinde söylüyorum, gariban Beykozluların yararlanmaması için adeta her yolu dener hale geldiler. En son spor kulüplerimiz baktık idman yapacak saha bulamıyorlar. Ben bizzat kalktım gittim. Asım Başkanımı da aldım. Oranın yetkilisiyle bir görüşme yaptık. Dedim Anadolu Hisarı, Kanlıca, Kavacık, Rüzgarlı Bahçe ve Yeni Mahalle Spor Kulüpleri idmanlarını burada yapsın hocam. Siz burayı uygun zamanlarda açın dedik. Ya işte biz işte sporcular onlar kavga ediyorlar işte filan gibi bir sürü olumsuz yaklaşımdan sonra 5000 lira vereceğim aylık dedim. 5000 lira Beykoz Belediyesi olarak kira vereceğiz dedikten sonra biraz olay değişti. Asım abi şahittir. Hatta Asım abi ya çok verdim başkanım filan diye. Önemli değil. Bu kulüplerin sorunu şu. Protokol aşamasına geldik. Tersten işi başlattık. Başkanımıza da belediye başkanımıza da 5000 lira olduğunu söyledik. Ya hiç niye para verdiniz dedi. Söz verdik artık. Başkanıma imzalattım o protokolü. Normalde önce oranın yönetiminde imzalaması lazım. Belediye başkanına da imzalattım. Gönderdik protokolü. Bir hafta sonra protokolü iptal ettiklerini söylediler. Hayata daha geçmedi. Rektör beye gitmiş. İşte o hal var, kavga çıkar bilmem ne gibi uydurma bahanelerle. Açık söylüyorum bunu artık. Uydurma bahanelerle spor kulüplerinin, Beykoz'un spor kulüplerinin Beykoz'daki bu akademinin sahasına girmeleri engellenmiştir. Ben buradan çağrı yapıyorum. Beykoz spor kamuoyuna. Spor için kurulmuş bir bilim yuvasında, adı böyle en azından biz böyle biliyoruz, spora engel olunması için her türlü şey yapılıyor. Orada artık ben başka şeyler düşünüyorum, o kadarını burada söylemeyeceğim ama bize kapıları kapattılar. Orada spor kulüplerine kapıları kapattılar ve oranın çok önceden bir şekilde Marmara Akademisi'ne geçtiğini hocam biliyoruz. Halbuki orası Spor Bakanlığı'nın yeriyken, o zamanki adı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün yeriyken, tapulmalıyken, sahasıyken, bütün masrafları da onlar yapmışken bir şekilde Marmara Üniversitesi'ne geçmiş. Biz eyvallah. Ben Anadolu Hisarı'nda oynarken bizim antrenman sağlıyordu. Eyvallah. Peki Sayın Başkan rektörü aradı mı hiç? Tabii ki rektörle görüşüldü. Rektörle mutabakat sağlandı ama akademinin yöneticileri rektör hocayı da ben yanlış yönlendirdiklerini artık düşünüyorum. Bak bize ödemesini yapmayı, sözleşmeyi bile imzaladık ama orada şu an spor yapılıyor. Doğru, orada spor yapılıyor şu anda. Kim yapıyor onu bir araştırın. Kimler yapıyor onu bir araştırın. Ben şu yapıyor, bu yapıyor demeyeceğim. Aydın abi sen araştırmacı meclis üyesi yönün de var. Hayır. Bunu bir yaptırım gücünü kullan. Sen de bütün elinden gelen... Kazalım önünü o zaman. Kazalım önünü yani. Şimdi Aydın abi. Yani. Bu da olmaz. Da, yani hani tabii. Savunmayı oynayamayacağım başkan. Ne yapacağım? Yani. Diyalog ben çözdürürüm. Çözdüm de ben çözmeye çalışacak inşallah. Uğraşıyorum. Efendim? Yani ben BİSK'in öncülüğünde bu konuya bakın el atılması gerektiğini düşünüyorum. O da kamu kuruluşu, bizler de spor kulüpleriyiz. Bunun bir ortak noktasının bulunması gerektiğini ben düşünüyorum. Bulunması, bulunmalı yani bulunmak zorunda. Rektör bey bizim bunu doğru ifade etmemiz. Rektör hoca yoksa çok duyarlı, anlayışlı bir insan. Bizim doğru anlatmamız lazım. Biz boşluk bırakıyoruz, başkaları gelip boşluğu dolduruyorlar. Zihinleri karıştırıyorlar. Bunu da buradan ben söylemek istiyorum.